İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 7 Mart 2024. Günlerden Perşembe. Size bir bilmece soracağım. Daha doğrusu biz uydurduk bunu. Ve bilmece şu. Boyu kısaldı, eni genişledi. Birazdan haberini vereceğim. Ve tabelada boyu kısaldı, eni genişledi. Böyle bir bilmecemiz var nedir diye. İster istemez tabii bunu bulunca biz kendi kafamızdan uydurduk bunu biz bilmeceyi. Tabelada bir bilmecem var oldu. Bu akşamki tabelamız bir bilmecem var. Sizler yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi hem X'te hem YouTube'da yazabilirsiniz. Muazzam bir bülten var bugün. Bugün son yılların en akışkan, en hızlı geçeceğini düşündüğüm, en ses getireceğini düşündüğüm bir bültenle karşınızdayız. Önce sorulara bakalım. YouTube'daki soru siyasetçinin samimiyetiyle alakalı. Siyasetçinin samimiyetine nasıl güvenirsiniz? Kurduğu cümlelere bakarım. Ağzı kalabalık mı ona bakarım. Açık ve net konuşması önemli. Dilinden Allah'ı düşürmemesi önemli. 4 tane şık var. Hangisini seçerseniz 357 kişi oy kullanmış şimdiye kadar. Biraz yüklenelim. Biraz da ardından da chatleşelim. YouTube'daki soru önemli. X'teki soru da önemli. CHP'de çok konuşulan, Türkiye'nin konuştuğu bir isim. Sadece CHP'nin konuştuğu değil. Burcu Köksal. CHP'li Burcu Köksal'ın Demliler belediyeye girmeyecekler söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sordum. 5709 kişi oyunu kullanmış şu ana kadar. Doğru bir söylem. Bıktım bu söylemlerden. Talimatla söylemiştir, faşist bir anlayış. Ve istediğiniz seçeneği buradan bakabilirsiniz veya istediğiniz seçeneği buradan işaretleyebilirsiniz. Şimdi gelelim, seçime kaç gün kaldı diyecek olursunuz. Orada sayacı da görüyorsunuz, 24 gün kaldı. Birazdan siyaset haberlerine başlıyoruz ve icini cicini her şeyini masaya yatıracağız. Bilmeceyi de unutmayın, bir kez daha tekrarlıyorum. Boyu kısaldı, eni genişledi. Nedir bu diye bir soru soracağım size. Geldik. Siyasetten önce sizi Türkiye ne diyecek bu konuda diye merak edeceğimiz bir habere götüreceğim. Bakın Erdoğan, Esma'yı biliyorsunuz ve Esma'nın sonrasında bu hareket, bu dört parmak işareti Erdoğan'ın simgesi oldu. Hatta ben hatırlıyorum babasının gönderdiği mektupta Esma'nın okunmuştu Türkiye'de. Erdoğan gözyaşları içerisinde okumuştu. Şimdi bu Rabia işareti elde kaldı. Bugün yine Rabia'yı yaptı, bu işareti yaptı. Ama bakın darbeci Sisi'nin memleketinden gelen habere hala daha tepki gösterilmiyordu. Darbeci Sisi idam edecek 8 kişiyi ki içinde Esma'nın babası da var. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalıkları Rabia işaretiyle selamlıyor. Ama bu selamın adını aldığı meydanla anılan isim Mısır'da idama mahkum oldu. Muhammed El Biltaci. Türkiye Muhammed El Biltaci ismini ilk kez Mısır'da darbe karşıtı gösterilerle duydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylarda ölen ve direnişin sembol ismi olan Esma Biltaci için babasının yazdığı şiiri okurken gözyaşlarını tutamadı. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Okuduğu o şiir darbeden önce Hürriyet ve Adalet Partisi İcra Komitesi üyesi olarak görev yapan Muhammed El Biltaci'ye aitti. Mısır Mahkemesi 10 yıldır yargılanan Muhammed El Biltaci'nin de aralarında olduğu üst düzey 8 Müslüman kardeşler yöneticisine Rabia Meydanı'ndaki olaylar nedeniyle idam cezası verdi. 10 yıl sonra Mısır politikası 180 derece değişti. Erdoğan bir ay önce Kahire'de Sisi ile görüştü. Kahire'den idam kararı çıkarken Erdoğan son olarak Mersin'de kalabalıkları yine Rabia ile selamladı. Ancak Muhammed El Biltaci ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Erdoğan'ın 14 Şubat'taki Mısır ziyaretinin ardından Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki kanadının lideri Mahmut Hüseyin'in Türkiye vatandaşlığı iptal edildi. Sisi hükümeti atılan bu adımlardan memnun. Bir siyasetçiye nasıl güvenebilirsiniz veya neyine güvenirsiniz bir siyasetçinin? Bakın Rabia işareti yapıldı, Esma'nın şehit edilmesinden, öldürülmesinden sonra ardından babasının mektubu, bak o mektubu ben bir kez daha buldum okuyayım. Muhammed Biltaci diyor ki, geçmişte yazdığı mektupta, Türkiye'de de okunan mektupta, sevgili kızım, güzel yüzüne, güleç dudaklarına, ince duruşuna,
ve olgun karakterine iştiyakımın ne kadar olduğunu ancak Allah bilir. Buna karşı sabrı da Allah verir. Sana elveda demiyorum, bilakis görüşmek üzere diyorum. Sayın Erdoğan, ne diyorsunuz? Kardeşiniz Sisi'ye iki laf edecek misiniz? İşte samimiyet arıyorum. Samimiyet var mı? Bunda yok. Hiçbir şey yok. Ve Türkiye'den ne dışişleri ne Erdoğan, hiç kimse ağzını bile açmıyor. Şu soruyu soracağım, ardından siyasete geçeceğim. Acaba Erdoğan 14 Şubat gününde Mısır'ı ziyarete gittiğinde bunu biliyor muydu? Kendisine bu durum anlatılmış mıydı, söylenmiş miydi? Bilemeyiz. Ama siyasette duruşsuzluk arıyorsanız alın size duruşsuzluğun alası. Geldik. Devam edeceğiz. Tabelamız bir bilmecem var. Gelen mesajlar içerisinde çok merak ettik demiş. Birazdan gelecek o bilmecenin cevabı ama az sonra. Biraz beklemeniz gerekiyor. Siyasete meydanlara götüreceğim sizi. Bir meydanda Erdoğan vardı. Diğer meydanda Özgür Özel vardı. İki parti arasında büyük bir çekişme var. Biri Dem dedi. Dem diyenin kim olduğunu biliyorsunuz Erdoğan. Diğeri Hüdapar dedi. Onun da kim olduğunu biliyorsunuz. Özgür Özel. 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu Dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Bu ittifak AK Parti ile MHP'nin dışında Hizbullahçıları aldı, domuzbağcıları aldı. Kadınları sahiplendireceğiz diyen bir anlayış aldı. Yerel seçim yaklaştıkça söylemler sertleşmeye, siyasetin tansiyonuysa yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de yine Dem dedi. Ana muhalefetin lideri Özel ise Kütahya'dan Hüdapar'lı yanıt verdi. Bunlar geçen seçimlerden 10 ay önce Yargıtay'da Hizbullah'ın yasaklarını kaldıracak düzenlemeleri sessiz sedasız bunların önünü açmaya başladılar. Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi, ne şehirlerimizi, ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yeniden Refah Partisi'ni şantaj siyaseti yapmakla suçladı. Özel ise şantaj yapanın Cumhur İttifakı olduğunu savundu. Karşımızda bir Cumhur İttifakı var. Her geçen gün birbirine benzeyen, küfreden, şantaj yapan bir ittifak. İşe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Ve seçimler yaklaşırken siyasilerin dilinden düşürmediği emekliler yine gündemdeydi. Emeklinin ayda 5,5 çeyrek altınını bu iktidar çaldı. Recep Tayyip Erdoğan çaldı. CHP lideri Özel Kütahya'daki doğalgaz sorununa da değindi. Oysa ne diyordu orduda? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Doğalgazı çözmek için genelde iktidar olmaya değil, yerelde işi bilen, çalışkan belediye başkanına ihtiyaç var. Mehmet Bal, elinde sağlık, Ankara Haber Müdürümüz. Çok da güzel karşılıklı konuşturmuşsun soru cevap gibi bize. Gitmesek de o meydanlara gitmiş gibi hissettirdin eline. Çok güzel özetlemişsin. Sağ ol, var ol kardeşim. Şimdi bakın, o kadar tutarsız bir parti ki, iktidar partisi. Erdoğan işte CHP-DEM ilişkisinden filan bahsediyor, DEM'den vuruyor. Osman Nuri Bey'i biliyorsunuz. Osman Nuri, Kabak, yanlış olmasın, Kabaktepe, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı. O da NTV'ye çıkmıştı ya dedi, bunların güçlü bir adayı var. Gerçekten de öyle, Meral Hanım güçlü bir aday, çıkarabilecekleri güçlü bir aday. Ya istedikleri gibi çalışmıyor dedi ya dedi. Bu dedi %8'lik bir potansiyeli var dedi, o kadar dedi çalışmıyorlar gibilerinden. Yani aslında şöyle bir baktığınızda tamamen propagandayı neye kuracağını tam olarak bulamamış bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Özellikle de İstanbul'da. Az sonra Burcu Hanım'ın haberi de var. Burcu Köksal'ın haberi de var. Bir son dakika tweet'i attı. Onu da ekranlara getireceğim ama biraz beklemeniz gerekiyor. Çünkü iki parti arasında bir çekişme var. Bir daha doğrusu bir söz diyalosu var. Söz diyalosu var. Kim hangi parti diyeceksiniz? Bir tanesi iktidar partisi AKP. Yani Erdoğan'ın partisi. Diğeri ise seçimde, bir önceki seçimde iktidar partisine destek vermiş Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah.
Şimdi destek vermiyor. Ben dedi kendi başıma gideceğim dedi. Ha, onu dediğiniz anda zaten Erdoğan'ın eleştiri oklarının veya radarının içine girersiniz. Bizler bunu bildiğimiz için geçmişte veya eleştiren insanlar olarak. Şimdi biri şantaj yapıyor dedi. Erdoğan Fatih Erbakan'a şantaj yapıyor dedi. Fatih Erbakan da Erdoğan'a ahlak üzerinden yüklendi. Yeniden Refah Partisi hiç kimseyi kazandırmak veya kaybetmek için seçime girmiyor. Biz her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Mayıs seçimlerinin ortakları yerel seçimlerde ayrı düştü. Yeniden Refah'ın AKP'ye 3 büyük kentte destek vermeyip aday çıkarmasının ardından Erdoğan seçim meydanında dile getirdi eleştirisini. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi kanadından geldi Erdoğan'ın sözlerine yanıt. Erbakan kazanmak için seçime girdiklerini söyledi eski ortağına. Bu mantıkla giderseniz o zaman İstanbul'da DEM Parti AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar Sayın İmamoğlu'ndan gidecek. Öyleyse DEM Parti'de seçime girmesin mi? Seçime girerse AK Parti'ye kazandıracak. Hem bize kaybettirmek için çalışıp bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Bu aslında tabii uygun bir yaklaşım değildir. Seçmene karşı da uygun bir yaklaşım değil. Kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için değil. Kendimiz kazanmak ve ahlaklı belediyeci yeniden hakim kılmak için giriyoruz. Hüseyin Bey demiş ki adam doğru söylüyor. AKP'ye yedek lastik olmak zorunda mı demiş. Aynen öyle. Ya Sayın Cumhurbaşkanım herkes size destek vermek zorunda mı? Herkes size destek verdiğinde ooo çok iyisiniz. Hüdapar hop girdi. MHP zaten koşulsuz bir yat. Ne bileyim DSP koşulsuz bir yat. Sinan Oğan koşulsuz bir yat. Ya, diyor ki adamlar artık ben sana destek vermiyorum ya bu seçimde. Bir dahaki seçimde bakarız. Ama ister istemez o cümleyi kurduktan sonra Erdoğan'ın nasıl tepki verdiğini gördünüz değil mi? Evet. Çünkü bir yere kadar Erdoğan. Eğer destek verirsen seni evet bir yere kadar getir. Hep kazanan da Erdoğan olmak istiyor. Onlara da şöyle payeler veriyor işte. 2-3 tane belediye, şu kadar şu kadar şeyler, bu kadar bu kadar parçanın büyüğünü zaten iktidar partisi götürüyor. Önemli olan Erdoğan için o koltukta oturabilmek. Herkesle ittifak yapabilir. Hüdapar'ı bile aldılar yani aralarına. MHP Hüdapar'ı bile kabul etti düşünün. Ve kabul etmediğiniz anda ben seninle yokum dediğiniz anda bu sefer ooo sen siyasi şantajcısın, öylesi böylesin ama... Fatih Erbakan da güzel yerden yüklenmiş. Ahlak üzerinden yüklenmiş. Anlayana tabii ki bilmiyorum Erdoğan'dan buna nasıl bir cevap gelecek. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Nereye gideceğiz? Heh. Şimdi İyi Parti ile bu sefer YRP'nin kavgası var. Yeniden Refah'ın partisi, yeniden Refah Partisi'nin kavgası var. Diyeceksiniz ki bu kavga nereden çıktı? Bu kavga İstanbul Kartal'da pankart yüzünden çıktı. Bir tarafta İyi Partililer, diğer tarafta onların güzergahına pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili vardı. Tepkiler tartışmaya dönüştü. Yumruklar havada uçuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul çıkarmasının ikinci gününü Anadolu yakasına ayırdı. Akşener'in Kartal'da esnafı ziyaret ettiği Çınar Caddesi bir anda karıştı. Yeniden Refahlı bir kişi partisinin pankartını asmak istedi. İyi Partililer tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle arbede son buldu. Gerginliğin ardından ziyarete geçildi. İyi Parti Kartal adayı Altınok Öz'ü gören bir kişi Akşener'e sistemlerini iletti. Kartal aday gösterdiniz siz. Sadece Kartal Belediye Başkanlığı yapmış bir şeyiz. Kartal'ı heykelden başka hiçbir şey yapmadı. Kızı Zeynep kendisi heykeltıraş. Para kazandırmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Siz böyle bir şahsın niye daha çıkardınız? Kurban olayım. Anladınız değil mi demek istediğimi? Canın sağ olsun. Allah razı olsun size. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde sık gözüken AKP seçim otobüsü bu kez Akşener'in ziyaretine eşlik etti. Akşener müziğe aldırmadan konuşmasına devam etti. 40 bin lira veresiye defteri var bu eczanenin. Şimdi bu vatandaşın durumunu gösteriyor. Biz de geldik o isteme. İnşallah. İnşallah. Bana bak yorma beni. Yalvaracak neredeyse seçmen artık yani o durumda. Ve dikkat ederseniz rahatlamış bir durumda. Daha doğrusu bence evet bir... antidepresan aldığını düşünüyorum ben.
antidepresan aldığını düşünüyorum. Çünkü çok rahat karşılıyor artık. Böyle olması gerekiyor zaten. Az önce gelen mesajlardan biri var. Erdoğan'ın sözlerinden taraf olmayan bertaraf olur. Erdoğan'ın sözünü hatırlatmış. Gerçekten Erdoğan olaya öyle bakıyor. Ya bendensin ya değilsin. Bendensen eyvallah. Vatan millet Sakarya. Benden değilsen sen teröristsin, sen çapulcusun, sen ayyazsın, sen öylesin, sen böylesin. Her şeyi diyebilir. Çünkü neticede Erdoğan siyasetinin nasıl olduğunu biliyoruz. Nazlı Hanım demiş ki, bir bilmecem var. Az sonra o bilmecenin ne olduğunu söyleyeceğim ama bilmeceyi söyleyeyim ben size. Bakalım bilebilecek misiniz? Bilmecemiz şu, boyu kısaldı, eni genişledi. Hadi bakalım bilin. Tabela bir bilmecem var. Diyor ki Nazlı Hanım da, Özgür Özel, Burcu Köksal'ın sürçülisan değildi açıklamasından sonra neden adaylıktan çekmedi anlamıyorum. Geldik şimdi Türkiye'nin en çok konuştuğu isme, bugün itibariyle en çok konuştuğu isme kim diyeceksiniz? Afyonkarahisar Belediye Başkanı, CHP'nin adayı Burcu Köksal. Burcu Köksal siyasette eski bir isim. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden, bunu da net bir şekilde biliyoruz ve herhalde Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla da arayı bozmayayım diye Burcu Hanım'ı Afyonkarahisar'dan belediye başkan adayı olarak gösterdi CHP'nin. Dün işte adayına destek için Afyonkarahisar dedi, hanımefendi çıktı. Ve işte dedi, ben dedi belediyenin kapısından içeriye, bir de ciğerden söylüyor ama. Yani her partiyi alırım dedi, ben dedi deme almam dedi. Ya Hüdapar filan da var, aklınıza geliyor da o deme takmış durumda. Böyle bir faşist kafayla ve faşist söylemle insanlara orada hitap etti. Çok tehlikeli bir söylem. Sonucunda nelerle karşılaşabilirsiniz artık sayıyorum ben size. He. Diyeceksiniz ki peki bu kendisi mi hareket etti? Yani kendi kafasına göre mi takıldı? Veya bir yerlerden talimat mı geldi? Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Şimdi Burcu Hanım'ın söylemlerini kabul etmek mümkün değil. Burcu Köksal hakikaten ırkçılık, ilkel milliyetçilik kusan bir konuşma yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal seçildiği takdirde belediyenin kapısını DEM Partililere kapatacağını vaat etti. CHP'nin en tepesindeki isimden düzeltme dakikalar sonra geldi. Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. CHP lideri Özel böyle dese de genel başkanın aksine paylaşımı yaptı Köksal. Sözlerinin arkasında durdu. Açık ve net, Afyonkarahisar'ı Demlilerle ve Hüdaparlılarla yönetmeyeceğim. Net dedi. Açıklamasında kendi genel başkanını yalanlama cesaretini de göstermiştir. Bu onun ırkçılığının geldiği boyutu gösteriyor bize. Köksal'ın kapıyı ikinci defa kapatmasının ardından hem partisinden hem de DEM kanadından tepki geldi. Hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Afyon'a giderken ya da Türkiye'nin 81 vilayetine giderken ne Burcu Hanım'dan ne Burcu Hanım gibilerinden izin alarak gitmeyiz, girmeyiz o kentlere. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musun? Hani birileri çıkıyor ya, vatan haini. Terörist. Büyükşehir Belediyesi terörist doluydu hani. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl. Öyle ama yok. Bu söylediği sözleri kendisine iade de etmiyorum. Çünkü kendisine bence yani yakışanı yaptı. Siyasiler Köksal'ın açıklamasına tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuya dair yazılı açıklama geldi. Belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak denildi. Gerçekten helal olsun İmamoğlu'na. Cevabı net bir şekilde vermiş. İşte ben siyasetçinin gerçekten samimi olmasına, net ve açık konuşmasına bakıyorum. Benim için siyasetçinin samimiyetini ben böyle ölçüyorum. Net. Cevabı verdi ve bitti. Ha, Özgür Özel de bu kadar netlikte olması gerekiyordu ama aynı cesareti Özgür Özel gösteremiyor. Lider olmak bambaşka bir şey. Genel başkan olabilirsiniz ama lider olmak çok farklı bir şey. Gelelim Burcu Hanım'a. Ya bu böyle faşist kafalar
veya bu söylemler tehlikeli. Bakın Burcu Hanım, size akıl vermeyeceğim. Siz siyasette benden daha tecrübelisiniz. Ama bu ülkede Kürt yurttaşlarımız her yerde yaşıyor. Evet, mesela birazdan o tweet'i de ekrana getiririm. Mesela bulunduğunuz yer Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak. Evet, buralar milliyetçi vatandaşların yaşadıkları yerler. İdeolojik olarak, bakış açısı olarak, ama buralarda bizim Kürt yurttaşlarımız da yaşıyor. Siz böyle söylerseniz o insanların hayatlarını da tehlikeye atarsınız. Ve bu şekilde faşist kafanın bence artık günümüzde olmaması gerekiyor. Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim ki Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla işte bozuşmayayım diye aday gösterdiğini de tahmin ediyorum. Ve talimatın kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu, onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Ve Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını da yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var. Ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var. Burcu Hanım bir mesaj attı. Bundan herhalde bir 15-20 dakika önce veya yarım saat önce. Aynen şöyle okuyoruz. Bir de bu hanımefendi avukat yani. Avukattan bahsediyoruz. İnsan referanslı bakması gerekiyor her şeye ama kafa böyle yani. Git başka partiye bak, AK Parti uygun, MHP de uygun. Yapabilirsin, o partilerde olabilirsin yani. Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Bir montaj yok, bunu siz kendiniz söylüyorsunuz. Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve Hüdapar ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu ülkeyi seven, bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacak. Bittir. Böyle söylesen kimse seni eleştirmez. Ama siz böyle söylemiyorsunuz. Ve geldik, devam edelim. İşte bakın, bu gibi insan odaklı bakmak gerekiyor dedik. Yani bir de sol yelpazede bir partiden bahsediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Tabii böyle söyleyince transfer teklifleri gelmeye başladı. Bakın ilk transfer teklifi Burcu Hanım'a nereden geldi? Burcu Hanım'a Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. CHP'de Afyonkarahisar gerginliğinin dumanı tüterken iddialar havada uçuştu. Burcu Köksal'ın programlarını iptal ettiği, iptal gerekçesinde ise Zafer Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanlığına gideceği iddia edildi. İlk açıklama tam da dikkatlerin çevrildiği adres Zafer Partisi'nden geldi. Genel Başkan Ümit Özdağ, Burcu Köksal'ın kapattığı kapılar bizde de kapalı dedi ve partisine davette bulundu. Ben Burcu Hanım'ı Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Demek kapanan ama Burcu Köksal'a açılan kapıların ardından bu kez gözler yeniden CHP'nin Afyonkarahisar adayı Köksal'a çevrildi. Sözcü televizyonundan İpek Özbey'e konuştu her iki isimde. Ümit Özdağ, Köksal'ın randevu talep ettiğini söyledi. Köksal ise hem iddiaları yalanladı hem de transfer mi olacak sorusuna yanıt verdi. Benim Zafer Partisi Afyon İl Örgütü'nden bir randevu talebim olmadı. Ben CHP'liyim. Zafer Partisi'ne geçmeyi düşünmüyorum. Tartışmaların gölgesinde İyi Parti'nin Afyonkarahisar milletvekili Şeref Olgun'dan da Burcu Köksal'a eleştiri vardı. Her şey ortada. Bir parti düşünün, genel başkanıyla belediye başkan adayı. Hiçbirinde bir söylem birliği yok. Zaten bununla buydu bizim İyi Parti olarak neden seçimlere yalnız tek başımıza girmek istediğimizi, neden bu seçimlerde ittifak yapmak istemediğimizin en açık göstergesidir. Şimdi gelelim Burcu Hanım'ın kurultay zamanına götüreceğim. Şimdi Burcu Hanım, Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu ekibinin önemli isimlerinden biriydi. Biliyorsunuz kurultayda iki kez yenilen bir Kılıçdaroğlu var. Ama kendisi hala daha siyaset sayfasını kapatmadı. O çünkü 31 Mart'ın sonucunu bekliyor. Ben dedi siyasetteyim dedi hala da. Ankara'da büro açtı. Bakarsınız arşivlere. Şimdi gelelim kurultay zamanından aklımdan gitmeyen bir görüntüye. Kılıçdaroğlu kürsüdedir. Bak Kılıçdaroğlu kürsüdedir, konuşmaktadır, hançerleme mançerlemeden bahsetmektedir. Ve ateşli bir şekilde Burcu Hanım ayağa kalkar, alkışlamaya başlar. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bakınız ayağa kalkan en önemli isim
Burcu Köksal ki etrafına da bakıyor. Benden başka kalkan var mı yok mu diye. Ve bu görüntüyü de hatırladık. Hatırladığımız için de hemen ekranlara getirelim dedik. O daire içindeki hanımefendi de Burcu Hanım. Onu da bir kez daha sizlerle hatırlatmış olayım. Yani ben bunun bilinçli bir şekilde, ben bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde partisine zarar vermek adına yaptığını düşünüyorum. Ben Burcu Hanım'ın böyle yaptığını ve talimatında ben bir şekilde eski ekipten gittiğini düşünüyorum. Yani bunu kanıtlamam mümkün değil size. Ama bir insan seçime giderken, seçime 25 gün, 24 gün kalmış ve hazırlıklar var. Ankara'da, İstanbul'da, orada, burada çeşitli ithamlar var. O ithamlarla mücadele ederken, tüm zorluklara karşı mücadele ederken bir zorluk daha çıkartıyor genel başkanın önünde. Genel başkan zaten ortada kalmış durumda. Yani biraz da basiretsiz. Ya işte öyle dedi de böyle dedi de. Hayır arkadaş, net konuşacaksın ya. Bizler siyasetçinin samimi olanını seviyoruz, net konuşanını seviyoruz. Ve ardından da İmamoğlu gibi çıktı. Arkadaş dedi, böyle zihniyete de yer yok dedi. Gitmek istiyorsan başka yere gidebilirsin. Bu zihniyete hayır demeliyiz zaten. Hepimiz bu zihniyete, böyle zihniyete hayır demeliyiz. Şimdi hanımefendi 60 orada günahını affettirmeye çalışıyor. İşte benim kapım açıktır, şudur budur. Evet, vatandaşlık bağıyla herkes bu vatanını sever, milletini de sever, en önde de gider. Ama böyle demediniz işte. Geldik İmamoğlu'ndan bahsedeceğiz şimdi. İmamoğlu İstanbul'da evet turlarına devam ediyor. Bugün detaylı bir mal varlığı açıkladı. Mansur Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu da mal varlığı bildiriminde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eşi Dilek İmamoğlu ve kendisinin mal varlığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun banka hesabında toplam 8 milyon 728 bin lirası mevcut. Eşi Dilek İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altın olduğu açıklandı. İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde iki dükkan, iki arsa ve bir konut var. Büyükçekmece'de iki dükkan, Çanakkale'den alınmış bir tarla, ev ve dam mevcut. Balıkesir'de bir ev ve iki arsası olan İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da alınmış bir de ofisi var. İmamoğlu'na ait bir de 2008'de alınmış 8 bin lira değerinde silah var. Dilek İmamoğlu'na ait taşınmazlar arasında Beylikdüzü'nde bir dükkan ve arsa var. Ayrıca Muğla Bodrum'da konutu, 2023 yılında miras kalan Trabzon'da fındık bahçesi, dükkanı, arsası ve evi bulunuyor. Kayıtlarda Dilek İmamoğlu'na ait 2013 yılında alınmış bir de jip mevcut. Dilek İmamoğlu'na ait mücevheratlar da raporlandı. Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına da devam etti. Çevre düzenlemesi yapılan ve yenilenen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nın açılış törenine katıldı. İddialı konuştu. 25 yılda Bakırköy'e yapılanın iyilik anlamında, kötülük değil. Yapılan iyiliklerin 10 katını 5 yılda yaptık. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Birkaç gün içinde açılacak Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı Bakırköy Kirazlı metro hattını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işleteceğini açıkladı ve ekledi. Araçlarını da bakanlığın alması gerekiyordu ama almadı. Şimdi burada bu açılış yapacaklar. Bakalım parasını nasıl kesecekler, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu'yla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu sene ikincisi düzenlenen İlham Veren Adımlar buluşmasına geçti. İmamoğlu'nun mal varlığını dinlediğimde ve duyduğumda şimdi Gökhan da aynı tepkiyi verdi bana. Sabahleyin de YouTube'da yayını yaparken ya dedim Sayın Cumhurbaşkanımızdan zenginmiş ya dedim İmamoğlu dedim. Cumhurbaşkanının borcu bile vardı hatırladığım kadarıyla. Öyle de bir durum. borç varsa sıkıntı. borç varsa sıkıntı gerçekten. Doğru söylüyorsun. Şimdi Bahçeli daha YRP kapatılsın diye açıklama yapmadı mı? Hayır. Öyle daha bir açıklama gelmedi. diyebilir mi? Diyebilir. Sayın Devlet Bahçeli her şeyi diyebilir. Gelelim İmamoğlu'nun rakibine. Bu seçimde aklınızda ne kaldı diyecek olursanız Murat Kurum'un gafları diyebiliriz. Yani çok konuşulacak, çok da konuşulmaya devam edecek. Peki bugün ne yaptı diyecek olursanız kaybedecek mi, kazandıracak mı? O da ayrı bir mesele tabii ki. Yani bugün bakın sadece bu bu arkaya bunu yazalım dedik. Kuruma rağmen o kadar. Şimdi dinlediğim
tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. 28 yaşında 24 enstrüman çalabilen otizmli Rabia Aytek. Murat Kurum'un elinden mikrofonu zor aldı ama kimse mikrofonu bırakmasını istemedi. Eyvallah, sağ ol. Bir şarkı sürprizim var. Bir şarkı okuyabilir miyim kısa? Hadi oku bakalım. Çok kısa ama, çok kısa, tamam mı? Çok kısa ama, tamam mı? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Evet, bu programda yoktu ama olsun. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum projelerini yeniden görücüye çıkardı. Konuşmasında gaf yapmadı ancak bu kez LED ekrandan gelen ses efekti konuşmasını duraklattı. Sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle yönetilmesine işte isyan eden. Murat Kurum projelerini bir de kısa film üzerinden anlattı İstanbulluya. Anne iş bulamayan genç ve bir yaşlı canlandırıldı. Film bitti. Derdini anlatan kişi kurumun yanında belirdi. Bugün Murat Kurum'un Eşsiz İstanbul lansmanı var. Ben de oraya gideceğim. Kaan'cığım ben gelene kadar sizde kalabilir mi? Vallahi Ayşe'cim ben de dışarı çıkacağım birazdan. Yoksa biliyorsun. Merhabalar. Merhaba. Tüm annelerin adına gönlümüzce yaşayacağımız eşsiz bir İstanbul bekliyorum. Adaylığı İstanbul için olsa da kurum desteğe ihtiyacı olmayan şehir ve ülke hayal etti. Sözleri yazar Victor Hugo'nun, "Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, bizse ortadan kaldırılmış yoksulluk" cümlesini hatırlattı. Sembolik ve plansız sosyal destek dönemini kapatacak, insanımızın ihtiyacını kalıcı politikalarla gidereceğiz. Ekrem İmamoğlu'na yine kibirli sözüyle yüklendi. Ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak yarı zamanlı belediye başkanına yakışır. Kibirli değil, mütevazi olacağız. Bugün yayın yaparken bu İmamoğlu'nun mal varlığında altın vardı. Ben 52 kilo zannettim onu. Vallahi ben de öyle zannettim. Mertem 52 grammış. 52 kilo değilmiş. Onu da ben şimdi bir kez daha aklıma geldi. Sizinle paylaşayım dedim. Sayın Portakal, İyi Parti mesela Ekrem İmamoğlu'nu ya da CHP'yi kazandırmak zorunda mı her gün İyi Parti'yi eleştiriyorsun? Bak yine eleştireceğim bir yer geldi İyi Parti'den. Şimdi onu verelim. Burada mıyız? Meral Akşener'le bu sefer Mansur Yavaş arasında bir tartışma var. Ama eleştireceğim. Sonuna kadar eleştireceğim tabii ki. Çünkü güvenilmez bir siyasetçiden bahsediyoruz. Kim? Tabii ki Meral Akşener'den. Ve güvenilmez olduğunu bakın bir kez daha Mansur Yavaş'a karşı sözleriyle nasıl kanıtlı. Hem Ekrem Bey'e hem bana çağırdı. İkimiz birden gitsek ne olacaktı? Yani kura mı çekecekti bizim aramızda? Sayın Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek bir cesaret örneği haline çevirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Mart 2023'te altılı masadan noter masasında olmayacağız diyerek kalktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmesiyle 6 Mart'ta o masaya yeniden döndü. Değerli kardeşlerim, Millet İttifakı adayını yani Kemal Kılıçdaroğlu ismini hep birlikte duyururken yüzü asıktı. Üzerinden bir yıl geçti. Tartışmalarsa hala bitmek bilmedi. O masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu. Kabul etmedi. CHP Ankara adayı Mansur Yavaş'a soruldu Akşener'in açıklamaları. Korktular suçlamasına yanıt verdi. Hem Ekrem Bey'e hem bana çağırdı. İkimiz birden gitsek ne olacaktı? Yani kura mı çekecekti bizim aramızda? Yavaş'ın açıklamalarına yeni günde yanıt gecikmedi İyi Parti kanadından. Sayın Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek bir cesaret örneği haline çevirdi. Bunu çok ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Altılı masa yan yana geldiği zaman anketler önünde bunu tartışıp aday Mansur Yavaş veya Ekrem Bey neyse ankette kim çıkıyorsa aday ol deseydi olmam mı dedim hiçbir zaman. Ben kazanacağımı düşünüyorum çünkü anketler ortada. Vatandaşın, sizlerin, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti. İtiraf etti ya. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum.
Ya, samimi gelmiyor bu kadın bana ya. Gerçekten. Devam edelim, Ankara'ya gidelim. Ankara'da Turgut Altınok. Turgut Altınok yani Cumhurbaşkanı'na baktığınızda kaynak yok. Ve kaynak olmadığı için zaten emeklilere tekrar bir şey veremiyor, edemiyor. Ama Turgut Altınok bir yerlerden kaynak bulmuş olacak ki habire yağmur gibi yağdırıyor. 5 bin lira vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bir yanda bütçede kaynak yok diyerek hükümetin emekliye karşı tahrik edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandaysa emekliye vaat ettiği rakamlarla dikkat çeken Turgut Altınok. İhtiyacı olan emeklerimize ayda 5 bin lira vereceğiz. Aslında Cumhurbaşkanı eleştiriyor. Günlerdir siyasetin tartışma konusu emekli maaşları. Cumhurbaşkanı emekliye muhalefetin istediği oranda zam yapılmasının mümkün olmadığını söylese de AKP'nin Ankara adayı Altınok, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını görmezden gelmiş olacak ki başkentin caddelerine, afişlere yazdırdı vaatlerini Erdoğan'ın söylemlerinin aksine. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. Ya Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Altınok'un hesabına göre emekliye yapılacak desteğin toplamı 9.500 lirayı buluyor. Hali hazırda en düşük emekli maaşı 10.000 lira. Eklendiğinde ise bu rakam 19.500 liraya çıkıyor. Yani muhalefetin ısrarla dile getirdiği asgari ücret olan 17.000 liranın da üstüne çıkıyor. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Erdoğan'ın emekliye kaynak yok tezi Altınok'un vaadiyle çürüdü mü bilinmez ama seçim yaklaştıkça vaat balonu daha ne kadar şişecek merak konusu. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Ve sizi Sivere'ye götüreceğim. Şimdi izleyeceğiniz haberde aslında Türkiye'deki sistemin nasıl işlediğini göreceksiniz. Siverek Belediye Başkanlığımız Ali Murat Bucak. Hükümetin arkada durması güzel. Ya iktidar ne kadar güzel bir şey. Şanlıurfa'da Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Ali Murat Bucak, Siverek ilçesinden AKP'nin belediye başkan adayı oldu. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'la aralarında geçen konuşmayı anlattı. Kurduğu cümleler dikkat çekiciydi. Binanın yerine nerede yapacağım? Karayolan için. Bunu da Bekir Bozdağ'a dedim. Bekir Bozdağ dedi, dedim yalnız resmi yetiştiremeyiz hani arsa tahsisi. Dedi bir şey olmaz. Sen başlarsan biz gerisini halledersin. Hükümetin arkada olmasını güzel. Ya iktidar ne kadar güzel bir şey. Siverek'te iki dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yaptı Bucak. Ardından 2015'te yapılan genel seçimlerde CHP'den Şanlıurfa milletvekili adayı oldu. Muhalefetten iktidar tarafına geçti. AKP'den aday olduktan sonra kendisine sağlanan kolaylıkları anlattı. Ya biz 10 sene muhalefet, 10 sene anam ağladı. Hiç bilmiyorduk vali var mı yok mu? Ben şimdi arayan vali her şey 5 dakika. Sistem bu. Geçmişin yok İçişleri Bakanı demedim ya, siz yapın arkadan kanunu gelir diye. Yani ülke böyle yürütülüyor ya. Böyle çalışıyor ülke. Ülke böyle yürüyor daha doğrusu. Yürüyemiyor da böyle gidiyor işte. Şimdi bir bilmece sormuştum size. Bir bilmecem var demişti. Bilmece de şuydu. Boyu kısaldı, eni genişledi. Boyu kısaldı, eni genişledi. Nedir bu diye. Dün biliyorsunuz oy pusulalarını yapmıştık. Şu oy pusulalarını ekrana getirmiştik. Bu dünkü. Pardon. Böyle bir şey. Oy pusulası. Yani bir metreden fazla. Zarfın içerisine zor koymuştum. Bunun gibi 3 tane atacaksınız. Zarfın içerisine koyacaksınız. Bir de muhtarı koyacaksınız yani. Tamam mı? Ha, bugün YSK bir karar aldı. Şöyle yaptı. Bağımsızları şuradan itibaren bağımsızları bu şeyin altına koydu. Partilerin altına koydu. Bundan sonra yani boyu kısaldı, eni genişledi bu sefer. Böyle bir oy pusulasıyla karşı karşıya kaldık. Bunu Mehmet Bal gündeme getirmişti. Ve ben de bunu dün de böyle bir şekilde anlatmıştım. Bundan sonra oy pusulası şöyle olacak.
arkamdaki gibi olacak. Yani partiler üstte, yan tarafta değil, bağımsız adaylar altta olacak. Boyu kısalacak ve ardından da eni genişleyecek. Yani oy pusulasıydı bilmecenin cevabı. Teşekkür ederiz. Şimdi bir mesaj okuyayım. Sayın Portakal, size soruyorum. DEM Parti'nin Kürt halkının partisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa dağdaki teröristin uzantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Legal bir partiden bahsediyoruz hocam, Olcay Bey. Legal. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına göre. Onun düşünceleri de seni beni rahatsız ediyor. Sinirlerimizi zıplatıyor. Türkiye'nin partisi olamadığını zaman zaman söylüyoruz. Ama ben DEM'i almam, onu almam, bunu almam. Söyle mi? Türkiye'deki maalesef ayrıştırıcı söyleme katkı sağlar. Orada yaşayan yurttaşlarımızı sıkıntıya sokabilir. Aramızda bakış farkı bu. Şimdi Meral'e gidiyoruz. Meral Beylikdüzü'nde. Meral Danyıldız Beylikdüzü'nde arkada bir kuyruk var. Meral neyin kuyruğu? Şu anda insanlar ucuz et alabilmek için kuyruktalar Fatih Portakal. Et ve Süt Kurumu sırf bu talepten kaynaklı üretimin artırıldığını duyurdu. Ve yine gece 23'e kadar bundan böyle açık olacaklarını söyledi. Peki bu açıklamanın ardından ne oldu? İnsanlar bu sefer Et ve Süt Kurumlarının önünü akın etmeye başladılar. Kameraman arkadaşım Umur Çilingir şöyle bir öne doğru gelsin. Hatta şöyle söyleyeyim, bu kuyruğun oluşacağı tahmin edildi. Ve bu açıklamanın hemen ardından işte bu gördüğünüz şeritler çekildi bu noktaya. Bakın yine üzerinde de park yapmanın bu noktada yasaklandığı yazıyor. Öte yandan da ipe dokunmayın diye uyarılar var. Sırf insanlar burada daha rahat kuyruğa girebilsinler diye işte bu şekilde önlem alındı. Şöyle kameraman arkadaşım Umur Çilingir size hemen göstersin. Yine burada Et ve Süt Kurumu'nda kıymanın kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı da yine 259 liradan satılıyor. Bu doğrultuda da Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 lira olacak. Şimdi tabii biz hemen bu noktaya geldiğimizde onlarla konuşmaya başladık ve gerçekten çoğunlukla röportaj taleplerimiz reddedildi. Bu da elbette şundan kaynaklı. Saatlerce burada beklemek zorunda kaldıklarını ve şu anda şunu da söyleyeyim, burası gerçekten çok soğuk. Beylikdüzü biz de geldiğimizde hatta hayli üşüdük ve bu soğukta saatlerce burada beklemek zorunda kaldıklarını, sırf daha ucuza et yiyebilmek için, sırf tabaklarına daha fazla et koyabilmek için, çocuklarını besleyebilmek için, işte bu nedenden kaynaklı gelip burada saatlerce beklediklerini söylediler. Ve bize şunu dediler, aslında çok yanlış zamanda gelmişsiniz. Sabah saatlerinde buradaki kuyruk ya öteki mahalleye kadar uzuyor dediler. Burası daha bir saat önce açıldı aslında. Ve bir saatte yalnızca bu kadar kuyruk Peki. oluştu. İnsanlar içeri girmek için adeta cirit atıyorlar. Ve şunu da söyleyeyim, çoğunlukla da emekliler oluşturuyor ya, kuyruğu. Ve yine aldıkları emekli maaşlarını gerekçe i̇nsanların göstererek neden çok zor şartlarda buraya gelip ayakta durmakta zorlandıklarını... İnsanların neden konuşmak istemediklerini de gayet net bir şekilde anlıyorum aslında. Birçok insan da neden konuşmak istemediklerini, neden mikrofona, kameralara görünmek istemediklerini anlıyorum Meral. Peki son cümlelerini alayım, teşekkür edeyim. Evet. Buna ek yapayım, hatta kameraman arkadaşım Umur Çilingir'e hemen yayına bağlanmadan önce şunu söyledim. Umur dedim, lütfen arkadan gel, insanların karşısından gelme. Bu şekilde hali tepki göstereceklerini düşünerek öyle bir rota çizmek durumunda kaldık. Çünkü gerçekten buna yönelik çok fazla istek vardı burada. Emeklilerin de özellikle o demeçlerini size aktarmak istedim ben de. Peki. Çok teşekkür ederim. Meral Danyıldız Beylikdüzü'nde devlete ait et süt kurumunun önünde kuyruğu, akşam kuyruğunu ekrana getirdi. 23'e kadar, 11'e kadar açık kalacak, bilginiz olsun. Beylikdüzü'ndeki bu yer, kıymanın kilosu 229 lira, kuşbaşının kilosu 259 lira. Ve bu insanlar yüzlerini göstermiyorlar. Neden? Çünkü çünkü deşifre olmak istemiyorlar. O durumda kendilerini göstermek istemiyorlar, haklılar. Ama utanması gereken, maalesef yüzünün kızarması gereken oradaki amca teyze değil, bizi yönetenler. Onlar sırça köşklerde oturmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve İzmir'e götüreyim ben sizi. İzmir'de bir emeklinin evine gideceğiz. Ve o emeklinin nasıl yaşadığını anlatacağız sizlere. Dolabımız böyle bir akşam dolu değil ki, bakın. Bomboş. Yani ne var? Portakal var 1 kilo. Patates var 3-4 tane.
Domates bak kaç tane buruşmuş zaten. Orada 5 domates var. Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bayram ailesi onlardan sadece biri. Emekli perişan. Emekli zamların altında ezildikçe ezildi. Hesabına yatan 3 kuruş maaşı buhar oldu uçtu. Bundan 5 sene 10 sene önce daha iyiydim. Ben 2001'de emekli oldum. Benim maaşım asgari ücreti katlıyordu. Yıllarca çalıştığı emeğinin karşılığı artmak yerine azaldı. SSK emeklisiyim. Aldım maaş 11 bin küsür lira. Şimdi maaşım yetmiyor, tek maaşım. Benim bankaya kredi kartı borcum var. Bir de kredi çektim, kredi borcum var. Yani toplam benim ödemelerim 5 bin liraya buluyor bankaya. Her şeye gelen zam emeklinin mutfağını, sofrasını boş bıraktı. Ben kırık peynir alıyorum. Hani tenekenin kırma peynirini alıyorum. 180 liraya alıyorum. Düşünün ya. Kırmak tenekenin dibinden peynir ediyorum. Onu alıyorum. Et zaten yok bakın. Yani bomboş üstü. Eskiden teyzem doldururdu barbunya fasulye. Kışlık bomboş yani. Bomboş bakın. Bayram ailesi 3 artı 1 evde kalıyordu ancak kiraları 4 bin liradan 8 bin liraya çıkınca tek bir emekli maaşıyla da bu kirayı ve harcamalarını karşılayamaz hale geldiler. Şimdi bulunduğumuz bu yerde 1 artı 1 evde oturuyorlar, emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışıyorlar. Ben burada işte teyzenle geliyoruz, içimizi ikiye bölüyoruz, çay burada 10 lira, çay içiyoruz, içimi alıyoruz, ikiye bölüyoruz. Çay simitle karnımızı doyuruyoruz. Akşam da biliyorsunuz eve gidiyoruz çorba makarna. Pazarı akşamları gidiyoruz. Burada aşağıda pazar oluyor. Mahallenin aşağısında pazar günleri. Ucuz olsun diye. Bir kilo portakalla yazık bölüşüyoruz portakalı yarı yarı. Teyzenle yiyoruz. Dolabında makarna var, akşam onu yiyeceğiz. Ya ülkeyi ne hale getirdiniz gerçekten. Çıkıp hala daha konuşabiliyorsunuz yani. Ama işte hesap sormak gerekiyor. Mesela sığınmacılar, onlar ne yapıyor? Dün verdik. Önce kimi verdik? Afrikalıları verdik. Şimdi sıra Suriyelilerde. Suriyelilerden birçoğumuz ülkelerine gitsin diyoruz. Ha, onlar da mutsuzlar izlediğinizde, baktığınızda. İstanbul'da yaşayan Suriyeliler de mutsuz. Suriye iç savaşı tarihteki en büyük mülteci akınlarından biriyle sonuçlandı. Ülkesini terk eden 5,6 milyon Suriyelinin en az %65'i Türkiye'ye göç etti. İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin sayısı göç idaresine göre 500 bin civarında, ancak kayıtsızlarla birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığı düşünülüyor. Birçok kişi Suriyelilerin gitmesini istiyor, Suriyeliler ise olumsuz yaşam koşullarından yakınıyor. Geçici koruma alan Suriyeli sayısı 3,1 milyonun üzerinde. En az 530 bini İstanbul'da. İstanbul'u Gaziantep takip ediyor. 6 sene önce bir günde bir roket düştü eve. Bütün ailem kaybettim yani. İş arıyor musunuz peki? Arıyorum ama kimse kabul etmiyor yani biri. 10 milyar kira, sun, ceylan, masrafa, bakali. Yani çok zor abi burada. Gittikler her yerde zor şartlarda çalışıyorlar. Çünkü yabancı oldukları için. Zor mu, ırkçılık var. Yani yaşadık mı yaşadık. Böyle düşünüyor Suriyeliler. Bir kısmınınsa Sultanbeyli, Aksaray, Esenyurt gibi bölgelerde restoranları, marketleri ve işletmeleri var. Bu Aksaray bölgesi, onlarda biz yabancı kaldık. Benim insanlarım burada aç perişan gezerken onlar her tarafı aldılar. Şu an burası Arabistan, küçük Arabistan gibi yani. Geçici koruma hakkı kazanan 3 milyon Suriyelinin yaş ortalaması ise 22. Çoğu artık yerleşik hale gelmiş durumda. Vallahi bizden çok mülteci var yani, bizden çok onlar faydalanıyor bu ülkede. Demin gördüm, motorcular mülteci olmuş. Türkler ise tepkili, sığınmacıların gitmesini istiyorlar. Bence bir an önce onları göndermeleri lazım çünkü bizim için de çok iyidir. Yani gidip bir ev kiralıyoruz, ev bulamıyoruz onları yüzde. Gelen mesajlar için, ha, yarın da devam edecek. Yarın Afganlar var bu arada. Meral Akşener tam bir bilmece siyaseti yapıyor. Anlaşılmaz çıkışları ve salvaları var demiş. Hüseyin de sormuş, Fatih Bey, İmamoğlu okul yıllarında da böyle zengin miydi? Evet, zengindi. Net bir cevap. Peki geldik. Lösante diyeceğim sizlere. Ve çok önemli bir hastane Ankara'da ve bu hastaneye hala da tam bir ruhsat verilmedi ve onlarca gönüldaşı, yüzlerce gönüldaşı Ankara'daydı. Lösante'ye tam ruhsat! Lösante'ye tam ruhsat! Sağlık Bakanlığı, Bakanımıza
Erdoğan'a, yetkililere sesleniyorum. Lütfen tam ruhsatımızı verin. Ben de bir kanser hastası olarak 4 defa atlattım ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Tam ruhsat istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından kanser hastaları Losantı'ya tam ruhsat verilmesi için Ankara'da bir araya geldi. Çocuğu Losantı'da tedavi görmüş bir anne olarak soruyorum. Sizler daha fazla hastamızın parasız ve %100 tedavi edilmesinden rahatsız mısınız? Lösemiyle mücadele eden yüzlerce aile seslerini duyurabilmek için Ankara'daydı. Kimi İzmir'den, kimi Adana'dan geldi başkente. Ben de iyileşen bir çocuk annesiyim. Kızım iyileşti çok şükür ama diğer çocukların da kızım gibi iyileşmesini istiyoruz. Bağışlarla ayakta duran Losantı Hastanesi'nin 400 yatak kapasitesinden yalnızca 200 yatağına kullanım izni verildi. LÖSEV ve aileler 7 yıldır tam ruhsat almak içinse mücadelelerini sürdürüyor. Biz LÖSEV için ruhsat istiyoruz. Çocuğum tedavi oldu, 2 yıl oldu. Çocuğum nakil oldu. Daha önce ben bir çocuğumu kaybetmiştim Adana'da. %94 lösemi hastalığını tedavi eden bir hastaneye neden tam ruhsat verilmez? Bizim yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız ölüyor. Losantı'ya tam ruhsat. Losantı'ya. Yine gelen mesajlardan bir tanesinde Hakan demiş ki bir bilmecem var. Haydi sor sor. CHP Afyon belediye başkan adayını alırlar mı görevden? Yok, bence almazlar. Bu böyle devam edecek. Ve gelelim. Bakın, ben Star'da çalıştım. İlk mesleği orada başladım. Daha sonra Kanal D'de çalıştım. Aydın Doğan zamanı. Fox'a geçtim. Amerikan kanalıydı. Ve şimdi de Sözcü'deyim. Türkiye'de sadece gazetecilik mesleğini, mesela Cem Uzan televizyonculukla birlikte başka başka işleri de vardı. Aydın Doğan gazetecilikle birlikte başka başka işleri de vardı. Ha, Amerikan firmasını saymıyorum zaten. Fox'u saymıyorum. Şimdi ne oldu? Ha, Sözcü sadece patronu, işte Ertuğrul Akbay, Allah rahmet eylesin, bugün ölüm yıl dönümü ve 5 yıl önce aileden ayrılmış gitti ve şu anda sonsuzlukta, Allah rahmet eylesin. Ve bu kişi sadece gazetecilik mesleği yapan bir kişi, gazetecilikten gelen bir kişi ve başka hiçbir işle de uğraşmamış. Ondan devralan oğlu da aynı şekilde başka hiçbir işle uğraşmayıp gazetecilik yapan bir kişiden bahsediyorum. Ve duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ı saygıyla anıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Olmazı olur yapan, gündemi değiştiren özel haberleriyle kendisinden hala söz ettirebilen usta gazeteci Ertuğrul Akbay, aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki kabri başında dualarla anıldı. Ağabeyimizin ölüm yıl dönümü geldiği zaman mutlaka Mine Hanım bir ay önce haber verir ki biz onun hatmini okuruz. Sonra kabri başında da duasına geçeriz, dostlarımızla buluşuruz. Allah size razı olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. Sevdiklerine, yakınlarına da sabır diliyorum. Her yıl andığımız ama her gün yaşadığımız bir isim. Umarım biz bu bayrağı da dik tutacağız. Yazılı basının gölge adam olarak tanıdığı Ertuğrul Akbay'ın kabrinde her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlendi. Sevenleri, Sözcü Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları da Akbay'ın kabri başındaydı. Usta gazeteciyi anlattı. İlk tanıştığımızda bana şunu söyledi. Hiçbir zaman unutmadım. Unutmam da. Hayırı sevmem, imkansızı sevmem demişti bana. böyle devam ediyoruz. 5 yıl geçtiği halde sanki daha dün gibi geliyor onu kaybedişimiz. Dostları, sevenleri onu unutmadı. Biz de her ölüm yıl dönümünde burada bulunup onu anıyoruz. Usta gazeteci Ertuğrul Akbay'ı uzun yıllardır tanıyan siyasiler de anma törenindeydi. Nur içinde yatsın, yalnız benimle ilgili değil. Ben inanıyorum ki bütün bu siyaset dünyasında olan insanların hepsine dokunmuştur Ertuğrul Akbay. Allah rahmet eylesin bir kez daha. İki dudak arası bir yaşam zaten. Bu kadar. Nefes alıyorsunuz hayata merhaba ve veriyorsunuz gidiyorsunuz. Öyle bir yaşam. Siyasetçinin samimiyetine nasıl güvenirsiniz? Cevap %73 açık ve net konuşması önemli nokta. Geldik X'teki soru. X'teki soruda Burcu Köksal
yılın Demliler belediyeye giremeyecek söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? %43, %44 faşist bir anlayış, %24 doğru bir söylem, %22 bıktım bu söylemlerden diyor. Kısa bir aramız var. O kapıdan çıkarsan bir daha giremez. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa hep Emlak'a bakın. Bana bekliyorum o zaman. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı Hepsi Emlak'ta. Hepsi Emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Dünyayı yürüyoruz. Bakarak. Görerek. İlhamlar toplayarak. Ve topladıklarımızla büyüyerek. 75 yıldır Gürok. Sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap. Hepsi Burada'nın gümbür gümbür Ramazan indirimlerini kaçırma. Güllaçtan hurmaya, yağdan bakliyata tüm gıda ürünlerinde 100 TL indirim. Ve çok daha fazla ürünü Hepsi Burada limitiyle taksit taksit öde. Dünyayı yürüyoruz. 75 yıldır Gürok. Sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap. Kuzenlere bakın. Adeta şov yapıyorlar. Şov. Bugün gerçekten halaya doyduk sayın seyirciler. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Milyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Durun. Dört dörtlük beslenme için haftada en az 4 kez Duru. Mesela bugün nefis bir yeşil mercimek salatası. Ayrıca Duru kalitesi, Duru lezzeti ve Duru uzmanlığı. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Red Dragons'un yeni ateşi olmak için sıra sende. 16 ilde gerçekleştireceğimiz altyapı seçmeleri için Bahçeşehir Koleji seni çağırıyor. Başvuru için bahçeşehirsporkulübü.org. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Akıllı saat takmayan, akıllı erkeklerin tercihi. Swiss Made. Winer. Harbiyeli Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik dönemi hakkında yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri. Daha öğrenciyken kendisinden önce mezun olan ve Selanik'e tayin edilen Harbiyelileri nasıl teşkilatlandırmıştı? Hocası Faik Bey'in bütün muallimliğim boyunca böyle yaratılış görmedim demesinin nedeni neydi? Mustafa Kemal'in annesine nikah yapsak dediği, Mustafa Kemal'le evlilik hayalleri kuran kız kimdi? Selanikli bir gencin liderlik tohumlarını ektiği öğrencilik yıllarını bir solukta okuyacaksınız. 9 Mart Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ile birlikte ücretsiz. Akıllı saat kalp atışlarınızı sayar, telefonunuz gibi çalar, hava durumunu gösterir. Gerçek bir saat ise sadece zamanı gösterir ve tarzınızı yansıtır. Swiss Made. Winer. Alışverişin son saniyelerine geldik derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye atışı. Bravo. Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Milyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar. Thank you.
Günün özetini yapacağım ama öncesinde bir kitap tanıtayım. Fikret abinin kitabı, tanıtmak gerekiyor bunu. Önemli bir eser. Kırmızı Kedi'den çıktı. CHP'de sağ sapma diye Fikret Bila yazmış. Kapak çok dikkatimi çekti. Bir kez daha kapağı gösterebilirsen sevinirim. Dikkat edin CHP'nin oklarına, oklar nasıl kırılmış. Ve CHP'yi anlatan bir kitap bu. Eğer bir ustanın elinden çıkan bu kitabı okumak istiyorsanız alabilirsiniz. Fikret Bila'nın kitabı. Teşekkürler Fikret abi, bana da gönderdiğiniz için. Geldik. Gündemde neler var? AK Parti ve YRP fena kapışıyor. Erbakan ve Erdoğan'dan bahsediyorum. Erdoğan siyasi şantajcı demişti. Fatih Erbakan da kazanmak için seçime giriyoruz dedi. Ahlak üzerinden yüklendi. Bu da çok enteresandır. Köksal, Burcu Köksal'dan bahsedelim biraz da. Söylemiş olduğu o söz, ayrımcı söylem çok yankılandı. İmamoğlu net konuştu. Yani kardeşim dedi, yani sen bu kafadaysan git başka yere dedi. Partinin genel başkanı Özgür Özel bu kadar net konuşamadı. Aslında net ve açık bir şekilde konuşması gerekiyordu. Daha sonraki cümlelere bir baktığımızda da net olmasa bile en azından tepkisini ortaya koydu. Burcu Hanım ne yaptı diyecek olursanız, Burcu Hanım kapım dedi, herkese açıktır dedi ondan sonra. Oy pusulası boyu kısaldı, eni biraz genişledi yaptığımız haberin sonrasında. Böyle bu şekilde olacak. Bir metreden fazlaydı oy pusulası. Dün haberini yapmıştık ve şimdi biraz daha kısaldı. En olarak bu sefer uzadı. Ve gündemi bitiriyoruz. Ne var bizden sonra diyecek olursanız, birazdan özel bir program var. Ertuğrul Akbay hakkında onun anması ve gazetecilerin, tanıdıklarının onun hakkındaki söylemleri, söyledikleri röportajları ekrana gelecek saat 10'da da Aklın Yolu. Serap Belovacıklı sizlerle olacak. Yarın biz aynı saatte yine karşınızdayız akşam 7'de. Türkiye'nin ve dünyanın haberlerini paylaşacağız. Aynı zamanda konuşmaya devam edeceğiz. Saygı ve sevgiyle kalınız.